Herkese günaydın. Ya nereden başlasam bilemiyorum şimdi. Dün günlerden cumartesiydi. 30 Aralık. Aren geldi, kaynanam geldi. Öğlen Roza işte onlarla beraber oynadı. Keyfi gayet yerindeydi. Sanki bir ara ateşi var gibiydi ama pek oralı olmadım. Ondan sonra neyse Aren'le kaynanam geri eve gittiler. Saat herhalde 3-3.30 falandı. Roza 4'e doğru uykum geliyor dedi. Ben de yemeğe başlayacağım için uyuma dedim ama kendisi koltuğa gidip uyumuştu. Saat 4.30'da farkına vardım. Uyuyordu. Ondan sonra ateş ölçeğini aldım. Ateşini bir ölçtüm. 38.4. Neyse 5.30'a kadar dedim bekleyeyim belki hani ateş uyandırır şöyle böyle falan diye. Bekledim. Saat 5.30-6 arası tekrar bir ölçtüm. Ateşi 39 nokta herhalde 2 mi 4 falandı. Gitgide yükseliyor. Neyse uyandırdım, ilaç verdim. Ateşi düşmedi. Bayağı bekledim, ateşi düşmedi. Tam tersine yükseldi. 40.4, 40.7 oldu ateşi. Ondan sonra ben direkt doktoru aradım. 111'i. Burada acil servisi arıyorsunuz. Acilen hastaneye gidebilirsiniz dedi. 4 saat bekleme dediler. Her neyse gittik 4 saat bekledik. Doktor muayene falan etti ve bademciklerin şiştiğini, çok fazla kızardığını söyledi. Bir kahvemi yapacağım. Roza'nın da ateşi yokken işte 37'lerdeyken hemen bir banyosunu yaptırdım. Çünkü gerçekten çok kötü olmuştu. Artık dedim bir banyo yapsın, çocuk kendine gelsin. Hemen kısa bir duş aldırdım. Üzerine giydirdim. O da içeride babasıyla beraber oyun oynuyor. Keyfi yerinde. Biraz kahvaltısını yaptı. İlaçlarını içti. O konuda kafam rahat. Şimdi geriye tek kalan yeni yıl için yapmam gereken tiramisu. Bütün malzemeler evdeyken hemen dedim bir saatimi ayırayım, tiramisu'yu aradan çıkarayım, malzemeler boşa gitmesin. Hem sonra ilk nurlara giderken eli boşta gitmemiş olurum. Bir de zaten istediğim bir şeydi. Hevesim kursağımda kalmasın. Roza da diyordu hani anne ne zaman yapacağız pastayı yapıp götürelim diye. Hatta dün ateşliyken şey dedi, anne dedi ben bayağı ağladı. Ben dedi şimdi yani yarınki partiye gidemeyecek miyim? Halam bile gidemeyeceğim mi? Ben hasta mıyım falan yaptı. Dedim ki yani eğer hani işte bakteriyel bir şey değilse, salgın falan değilse götürürüm seni. Ama eğer öyle bir şeyse gitmeyiz. Kalırız evde. Neyse ki değil. Biliyorsunuz bademcik, eğer ki başka birinde de bademcik yoksa, yani bir çocukta bademcik yoksa, öyle bir sorun yaşamıyorlarsa bulaşıcı bir şey değil. O yüzden Roza'yı götürebilirim. İlk Nur'a da yazdım hatta. Dedim ki böyle böyle eğer bakteriyel bir şeyse, işte salgın gibi bir şeyse getirmeyiz. Biz de gelmeyiz ama eğer hani bademcik ya da farklı bir şeyse, bulaşıcı bir şey değilse geliriz diye. Neyse ki bulaşıcı bir şey değil. En azından etrafımızda bademcik sorunu olan bir çocuk yok. O yüzden oraya götürebilirim. Hemen bir tiramisu yapacağım. Hazırlanacağız. Onur'la ufak bir kahvaltı yaparız, bir kahvemizi içeriz. Ondan sonra gider Aren'i kaynanamgilden alırız. İlk nurlara geçeriz. Planımız böyle. Mutfak şu an çok karanlık. Ben o yüzden telefonun içine girmek üzereyim. Ancak bu şey mutfağın penceresinden biraz ışık geliyor. Aslında ışığı da yakabilirim. Niye yapmamışsam. Her neyse. Neyse tiramisu'yu yapayım. Yaparken ara ara size gösteririm. Ondan sonra misafirler de tadına bir baksın ilk nurdakiler. Herkes beğenirse ona göre tarifi de yazarım. Tarifi aldığım kişiye de sorarım hatta tarifini paylaşabilir miyim diye. Ayşe'den aldım tarifi. Ayşe'de bahsettim sanırım. Elif'in erkek kardeşin eşi. Bakalım nasıl olacak Ayşe. Gerçekten tiramisu'nun tadını merakla bekliyoruz. Herkesten yorum alacağım bu arada. Bakalım neler olacak. Aksilikler beni bırakmıyor, peşimi bırakmıyor. Niye diyeceksiniz? Şimdi de makina suyu boşaltmıyor.
Ne yapacağız? Bir bu eksikti. İçine full dolu, içeride de daha yıkamam gereken iki posta çamaşır var. Hem dün hastanedekiler, hastaneye giderken giyindiklerimiz, hem bir öncekiler, hem montlarımız, hastanede giyindiğimiz bütün her şeyi kirli sepetine attım. Ne yapacağız şimdi? Şimdilik makineyi bir kenarda bırakıyoruz. Ona gitmeden önce hemen hallederim. Tekrardan sıktırmaya derim. Yapacak bir şey yok. Şu an onunla uğraşamayacağım. Ne kullanacağız? Kedi dili bisküvi. Şöyle 3 paket Dream Topping dedikleri, böyle kremamsı bir şey. Bunu sütle karıştıracağız. Ondan sonra... Şimdi üzerine normalde kakao gelir biliyorsunuz. Ama çocuklar diyeceği için ben şey yaptım. Çikolata tozu ve kakaoyu karıştırıp öyle üzerine dökeceğim. Hem hafif o kakaonun acımsı tadını da almış olur en azından. Hem de çikolatada çok fazla şekerli olmaz. Böyle ikisi birbirini dengeler. Şöyle condensed milk dedikleri, ben bunu hiç bilmiyorum. İçindeki süt olduğunu bilmiyorum. Condensed ne anlamı? Şey, sıkıştırılmış süt mü oluyor, ne oluyorsa ondan işte bunu, şunu kullanıyoruz. Şey, evde şöyle küçük bir şeyim yoktu. Ne diyorlar buna? Süzgeç mi diyorlar? Kakaoyu dökmek için aldım bunu. Şeker. Ama şekerin ağzı açıkmış. Süt. Yine yulaf sütü kullanacağım. Biliyorsunuz ben normal sütte alerjim yok ama tolere edemiyorum. IBS sorunum var. O yüzden çok fazla süt ürünü tüketmiyorum. Özellikle normal süt, yani inek sütü. Ve son herhalde bir 6-7 senedir sadece yulaf sütü kullanıyorum. Tatlılarıma bile yulaf sütü kullanıyorum. Bir de şey, krem peynir. Başka neydi ya? Dolaba koyduğum. Bir de vanilya. Bir de vanilya. Bunların hepsini aldık. Şimdi yapacağım borcumu çıkarmam lazım. Buradaymış. Şöyle. Şöyle bakalım. Şunun içinde şöyle kocaman bir borcam dolusu yapacağız. Niye? Çünkü kalabalığız. Öyle diyeyim. Buna iki kat girecek. İki kat da yeterli diye düşünüyorum. Bence şöyle kaç parmak? Neredeyse 4 parmak ya. 3-4 parmak. Şöyle şu kalınlıkta bence iyidir. Bundan kalın şeyim yok. Yapacağım bir şey yok. Kalıbım ya da herhangi bir şeyim yok. Şöyle ama bu çok küçük olur. Şunda da yapabilirim aslında ama bu da çok mu küçük olur diye düşünüyorum. Çok kalabalık olacaklar çünkü, yani şey yapmak istemiyorum aslında. Şimdi şöyle bir şey var. Bunda yapsam aslında şey olarak, şekil olarak hiç bozulmayacak. Çünkü ben kenarına yağlı kağıt koyacağım ve kelepçeli olduğu için biliyorsunuz bunu açacağım ve bu buradan çıkacak yani. O yüzden yağmur başladı. Ben de ses nereden geliyor diyorum. Şekli bozulmayacak ama küçük olur diye düşünüyorum ya. Yine iki sıra gelecek buna da. O yüzden bununla yapsam sanki daha iyi olur. Bir düşüneyim. Malzemeleri, kremaları yaparken bir düşüneyim. Belki bunu yapabilirim. Az mı olur ama ya? Kaç dilim çıkar bundan? En fazla 10 dilim çıkar ya. Ama bunda olsun. Bence bunu yapayım ben. Düğünde yapayım. Az olmasın. Olmaz. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar demesinler sonra. Sütümün kaynamasını bekliyorum. Bir kahvemi içeceğim. Videoyu başlatmayı unutmuşum. Şu an tasımın içine 3 paket Dream Topping koydum. Ve sütle karıştıracağım. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz. Hemen ardından şöyle
Bir sonraki kabımızı alıyoruz. Krem peynirimizi, krem peynirimizi içine koyuyoruz. Diğer sütü koyuyorum, condensed milk. Şekeri tarifte direkt göz kararı olarak koyabilirsiniz diye yazmışlar. Yazmış canım Ayşe'cim. Yazmışlar niye diyorum. Ayşe, tarifi Ayşe'den aldım sonuçta. O yüzden şimdilik şöyle yapacağım. Benim şu bardaklarım şöyle 150 millik falan. Böyle 150-170 arasında. Şöyle onun yarısına kadar şöyle dolduracağım. Göz kararı şimdilik sadece bu kadar koyuyorum. Önce güzel bir çırpacağım şimdi bunu. Tadına bakacağım. Eğer kreması yeterince böyle tatlımsı değilse biraz daha bir tık daha fazla şeker koyacağım. Ama şimdilik bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Hani şey kek kıvamda olmayacak. Ha, vanilyayı da onu da ne kadar koysak şöyle göz kararı yine biraz koyacağım. Sonra tadına bakacağım. Tadım aşamasında karar vereceğim. Kremanın tadına baktım. Bence bir tık daha şeker gerekiyor. Bir o kadar daha şeker koymayı düşünüyorum. Yani nereden baksanız bir su bardağı kadar şeker koymanız gerekiyor içine. Şimdi bir sonraki aşamaya geçmeden önce ne yapıyoruz? Tabii ki de kahvemizi yudumluyoruz. İçine düşmesin de. Ama kahve içmeden kendimize gelemiyoruz maalesef. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu az önce karıştırdığımız ilk kremamız var ya, Dream Topping. Dream Topping'i alıyoruz. Şöyle krem peynirimiz ve şekerimiz, sütümüzle karıştıracağız şimdi. Kremamız hazır. Şunu şöyle şu kenardan alacağım. Krema her yere sıçradı. Her neyse. Birazdan toparlayacağız zaten. Kremam şu kıvamda. Görüyorsunuz. Ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Tadı da çok güzel oldu bu arada. Şimdi borcamımızı alıyoruz. Az önce şey kedi dillerini hesaplıyordum. Niye diyeceksiniz? Ben büyük bir paket aldım. Evde de içinden şöyle 3 tane çıkıyor. Her birinde de 12 tane var. Şeyi hesapladım. İşte borcuma kaç tane dizeceğiz diye. Şöylemesine 8 tane. Sırayla işte tek bir kata toplamda ne oluyor? 8, 16, 24. 24 tane oluyor. Şu paketlerin içinde de 2, 4, 6... 12 tane var ve 4 tane vardı. Allah'tan evde geçen seferden başka bir tatlıdan şöyle bir paket kedi dilim kalmıştı. Yeni aldığım büyük paketten de 3 tane çıktı. Yani 4 tanesi toplam 48 tane. Az önce matematik sorunu yaşadım çünkü. Her neyse. Neyse ki şimdilik tamamdır. Şöyle bir tasımızı alıyoruz. İçerine kahve koyacağız. Kahvemiz de burada. Kahve koyduktan sonra hemen sıcak suyla bunu açtıracağız. Ondan sonra kedi dillerimizi ıslatacağız. Şöyle koyalım. Hemen. Şöyle bir kaşık, iki kaşık. Yeterli. Birazdan size arka planı da göstereceğim. Mutfağı nasıl dağıttığımı. Hiç utanmadan, çekinmeden göstereceğim. Merak etmeyin. Batırıp hemen böyle minnacık batırıp çıkarıyoruz. Öyle çok da tutmayacağız. Videoyu yine başlatmayı unuttum. Kremamızı bir kısmını koyuyoruz. Hemen. Şöyle.
Şimdi ilk kat kremamızı da koyduk. Ay nasıl göstereceğim, şöyle görüyorsunuz. Bu tamam. Bu arada hazırladığımız kahve bitti. Şimdi tekrardan hazırlamam lazım. Kahve içmeyi unutmayalım. Bu katı da başarıyla tamamlamış olduğum. Hemen gösteriyorum size, şöyle kenardan göstereyim. Ay nasıl güzel görünüyor. Böyle bir şey olamaz. Ben yaptım. Hemen kremamızı alıyoruz. Üzerine şöyle biraz koyacağım. Ondan sonra şöyle dağıtıyoruz arkadaşlar. Ya nasıl seviyorum böyle temiz işler, var ya anlatamam. Bu resmen bana terapi gibi geldi yani. Aha kenarlara girdi. Tüh, keşke sallamasaydım. Neyse. Sorun değil. Az önce bahsediyordum ya. Çikolata tozunu ve kakaoyu birleştireceğim diye. Hemen şimdi bir tabak çıkardım. Ay kamera gidiyordu. Biraz kakao. Biraz da çikolatadan koyacağım. Bittikçe ek yapacağım. Ay. Tamam. Kaşık. Tamam. Bitti. İnşallah tatlımızı sağ salim götürebiliriz. Herkese afiyet olsun. Mutfağı kesinlikle hiç görmeyin. Çok fena. Jet hızıyla mutfağı toparlıyoruz. Başlayalım. Makyajımı yaptım. Kıyafetimi de giydim. Şu şöyle bir renk elbise giydim bu. Hello. Nasıl bir kumaş? Fitilli mi oluyor bu? Öyle diyorlar herhalde. Üzerine de şöyle bir crop top bir kazak giydim. Böyle. Şu bu da Roziş. Roziş hadi göster kendini. Hadi. Yürü göster. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bu da Roza. Tütüsünü giyindi, çorabını, kurdelerin çorabını giyindi. Gözümün üzerine bugün far sürdüm. Yine her zamanki gibi aldık. Ve düğün için aldığım ruj ve dudak kalemi unutmuştum. Hadi dedim bugüne süreyim, gideyim. Tamamız, böyle. Arena almaya gideceğiz şimdi, ilk nurlarda görüşürüz. Sicim gibi yağmur demek. Bu demek. Önümüzü göremiyoruz resmen. O kadar fena yağıyor.
Yola çıkar çıkmaz hemen uyudu. Önünü açtım. Montunu çıkaramadım. Uyanmasını istemedim çünkü. Ama uyudu hemen. Gecenin yorgunluğu resmen. Ben de öyle bir 5 saat uyumamış olmuş olsaydım şimdi uyurdum direkt. Yolda uzun olduğu için. Daha bir herhalde 20-25 dakika falan sürer bizim oraya gitmemiz. Hele ki bir de yağmur da yağıyor. Ben koydukça bütün yemekleri çekeceğim ilk önce. Buraya koy bence. Bayağı bir şey var. Çorba, et, pilav, hımus. Hımus da koyuyoruz. Merhaba. Kabala koyuyorum şimdi. Koy, aynen. Mecbur dağıtacağız birazdan hepsini. Patlıcan sevmiyorsun. Mumlara da yakalmadık. Neyse şey yaparız, bakarız. Şöyle ortalayacağız hepsini ilk önce. Neyi canım? Ha olur, aynen. Şöyle bir tık daha etsin. Evet. Şöyle birazcık koyacağım. Cama da koyacağım birazdan. Ya büyüle. Bütün yemekler hazır. Dedi. Menümüz bayağı kalabalık. İknur'la Hayri abi iyice döktürmüşler. Kızlara diye onlarla oynamak istiyor. Onlar istemiyor. Şu süslere bayıldım. Next'ten almış bu arada bunları. Bir daha bulur musunuz bilmem. Bir sonraki yeni yıla kaldı artık. Kokinalar bile çok güzel duruyor. Makine koyabilirsin. Fırında hala yemek var. Ana yemekleri masaya koymadık. Direkt mezeler duracak masada. Çok bir şey belli olmuyor ama havai fişek patlatmaya geldik. Burada beklememiz biraz... Subscribe! Deli. Subscribe! Is it okay? Yeah, yeah. Gel ha, okay, tamam. Lorin için, it's okay, tamam. İzin aldık, çekebilirim sizi. Hadi. Check it!